şoför. Merhabalar, hoş geldiniz. Korkmuyor musunuz araç kullanırken? Hayır. Büyük cesaret, kutluyorum, tebrik ediyorum. Allah yardımcınız olsun, çok mutlu oldum. Bunu herkese söyleyeceğim. Ne güzel, Ankara yollarında kadın sürücüler var. Sürüşümüze başlıyoruz. Herkese merhaba. Sinerji'de bu hafta Ego 1. bölgedeyiz. Ankara'nın trafiğinde görev yapan kadın sürücülerle mesleklerinin tüm koşullarını konuşacağız. Ego Gölbaşı Müdürlüğü'nde kadın sürücülerle sohbetimize başlıyoruz. Şimdi hemen böyle sağımda ve solumda oturan 5 kadın şoförümüz bugün bize eşlik edecekler. Ben hemen kendilerini tanımak istiyorum. Hemen sağımdan bir başlayalım. Sizi tanıyabilir miyim? Ben Semra Kılınç. 24 Kasım 1983 doğumluyum. 2 çocuk annesiyim. Bulunduğum durumdan gayet mutluyum ve çok severek yapıyorum. Ben Hatice Çelikel. 2 yıldır Ego'dayım. 4. bölgede sürücüyüm. Mesleğimi çok seviyorum, çok severek de yapıyorum. Ben Demet Şahin. 2. bölgede görev yapıyorum. 2 çocuk annesiyim. İsmim Burcu Güvercin. 36 yaşındayım. 16 Nisan 2020 tarihinden beri 4. bölge Ege Genel Müdürlüğü'nde sürücülük yapmaktayım. Mesleğimi severek devam ediyorum. Sinem Eli Açık. 4 Eylül 1988 doğumluyum. Evliyim, bir çocuk annesiyim. 2 yıldır Ego 4. bölgede görev yapıyorum. Mesleğimi çok severek yapıyorum. Büyükşehir Belediyesi'nin şoförlük alanında kadın istihdamı yaptığını nereden duydunuz? Duyduğunuz anda ne hissettiniz? Bu mesleği yapmaya nasıl karar verdiniz ve nasıl bir yol izlediniz? Bunları bir alalım sizden kısaca. Kadınlara öncülük yapabilmek adına İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ekrem İmamoğlu kadın şoförleri aldığını gördüğüm zaman ben de burada bir istihdam alanı yaratılacağını düşündüğüm andan itibaren belediyeye başvurumu gerçekleştirdim ve kadınlara öncülük yapmak istedim. Erkeklerin kadın yapamaz algısını yıkabilmek adına burada bir örnek rol almak istedim. Başvurumu yaptım ve kabul edildim. Gerekli sınavlardan ve gerekli şartlardan geçtikten sonra ben de toplu taşımada hizmet vermeye başladım. Peki bu süreç senin için çok zor oldu mu? Testler, ailen nasıl karşıladı? Bu süreçte kimlerden destek aldın ya da kimler sana engel olmaya çalıştı? Ben bunu ilk söylediğimde herkesten inanılmaz yüzünde bir tebessüm gördüm. Ve herkes çok mutlu oldu. Kadının erkek egemenliğine karşı eşit şartlarda ve eşit koşullarda olabilmesi açısından etrafımdaki herkesin beni yüreklendirdiğini gördüm. Ve şu an hala görevimi yaparken etrafımdaki insanların o yüzündeki tebessümü gördüğüm zaman iyi ki ben insanlara dokunabiliyorum diye kendimle gurur duyuyorum. Belediyenin bir parçası olmaktan çok mutluyum. Kadın sürücü olarak bir parçası olmaktan. Ben sosyal medyada gördüm. Zaten kendi aracımla özel direksiyon dersi veriyordum. Sonra başvurularım gerçekleşti, sınavlara girdim. Daha sonra çağrıldım. En büyük destekçim Eltim ve kayınvalidemdir. Ailemden, sevdiklerimden inanılmaz pozitif tepkiler gördüm. Burada olmaktan, Ego'nun bir parçası olmaktan, kadın sürücü olmaktan gurur duyuyorum. Ve bize bu şansı veren Mansur Başkanımıza da teşekkür ediyorum. Genel müdürlerimize, genel müdür yardımcılarımıza hepsine teşekkür ediyorum. İlk kadın şoför alımını kaçırmıştım. Ankara'da değildim. İkincisine başvurdum ve çağrıldım. Yani hiç beklemiyordum, uzun sürer diye düşünüyordum. Çok mutluyum Ego'da olmaktan. Daha doğrusu Ego'da kadın sürücülerle birlikte çalışmaktan da mutluyum. Ailem destek verdi. Eşim, annem, çocuklarım çok destek oldular bana. Sen yapabilirsin, bu gücü sende bulabiliyoruz dediler. Ben de tesadüf üzeri Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin açtığı kadın sürücü ilanını gördüm evde bir gün otururken. O dönemde de işsizdim. Bir 5-6 aylık evde geçirdiğim dönem vardı. Ertesi gün gittim, CV verdim. Sınavları hepsini tek tek geçtikten sonra bir anda burada kendimi buldum. Ego'da kendimi buldum. Çevremde şöyle tepkiler oldu. Tabii ki pozitif veya negatif konuşanlar çok oldu. Ben ne gerek var diyenlerin hepsine inat bu işe girdim. 3,5 senedir neredeyse görevime devam etmekteyim. Genelde hep sorumluluğunu anlattılar. İşte riskli, sorumlu, yolcu taşıyacaksın, koca otobüs gibi şeyler oldu ama şu an görenler hepsinde gurur duyuyor.
Hepsi de teşekkür ediyor yani bu işe girdiğim için. Neden olmasın, ben de yapabilirim dedim. Ve bu şekilde başladım sürece. Ailem en büyük destekçimdi. Oğlum en büyük destekçimdi bu süreç içerisinde. Onların verdiği destekle, onların verdiği bana güçle mesleğimi severek yapıyorum. Evet, biz bayan sürücüler olarak profilde gözüküyoruz ama bizim arkamızda çok büyük bir ekip var. Ve biz bu ekiple aslında başarıyoruz bunu. Aracımız arızalanıyor. Destek oluyorlar. Aracımız yolda kalıyor, destek oluyorlar. Ya da farklı bir araç kazası oluyor, destek oluyorlar. Ve süreçte bizimle yalnız bırakmıyor herkes. O yüzden bize bu süreç içerisinde herkes çok destekti. Halktan aldığımız tepkiler de çok güzeldi. Bence bizim mesleği yapmamızda en büyük etkenlerden birisi de buydu. Yolcuların verdiği destek de bizim için çok önemliydi. Soruyu sormadan önce siz cevabını da vermiş oldunuz. Buradan da şu sonucu çıkarıp altını çizebilir miyiz? Şimdi egoda erkek ya da kadın sürücüler görevdeyken araç kaza yaptığında ya da arıza yaptığında bunu hemen destekleyen, size destek olan bir farklı birim de var kurum içerisinde. Hani aracın sorumluluğu size ait ama sıkıntı yaşadığınız durumda da bu sorunları çözen bir birim mevcut. Bu da sizin işinizi kolaylaştırmış oluyor. O zaman bu sorunun cevabını böylelikle almış olduk. Vatandaşlardan nasıl tepkiler aldınız? Bununla ilgili unutamadığınız, meslekle ilgili hatıralarınızda saklı kalan güzel anılar var mı? Şöyle bakıyorum Burcu Hanım'a, Demet Hanım'a. Çok diyorsunuz. Çok. Aynı durakta çalışınca genelde böyle yüzler, inip binen yolcular, işlerine gidenler hep aynı kişilerle denk gelebiliyoruz. Mesela bir keresinde diğer benden önceki otobüse çiftimiz binmemiş. Ha, neden binmiyorsun dediğinde biz kadın sürücüyü bekliyoruz demişlerdi. O beni çok mutlu etmişti mesela. Ben de bir bizce yaşça büyük bir beyefendinin kızım maşallah siz bu cesaretle uçak bile kullanırsınız demişti. Ben de arkaya dönüp amca uçak ehliyetim yok ama dedim. Otobüstekiler bayağı bir gülmüştü bana. Meclisin orada beklerken 65 yaş üstündeki bir beyefendi kızım sen yürek mi yedin dedi. Ve ben de gayri ihtiyari bir şekilde hayır ben sakatat sevmem dedim. Ve amca o kadar güzel bir şekilde güldü ki o yüzündeki tebessümü gerçekten unutamıyorum. Öyle demek istemedim dedi. Yani bu kadar yüreği, bu kadar cesareti nasıl buldun dedikten sonra ben anlayabildim oradaki yürek kelimesini. Tekrar tebrik etti ve teşekkür etti. Ve insanlar yoldan geçerken onlar da amcanın kahkahasına eşlik edip güzel bir alkış almıştım orada. Bunu gerçekten unutamıyorum. Sabahçılığımızda servislerimiz 6.30'da başlıyor. İnsanlar hani yoğun bir şekilde duraklarda oluyor. İster istemez sabah mahmurluğu oluyor. Beni gördüklerinde, kadın sürücü gördüklerinde o yüzlerindeki tebessüm beni çok mutlu ediyor mesela. Bir yolcumu aldığımda işte bana şunu söylemişti. Ben bisiklet kullanamazken koca otobüs kullanıyorsun. Bu beni çok gururlandırdı, çok cesaretlendirdi dediğini duydum yani. O da beni çok sevindirmişti. Yolculuk esnasında hastalanabiliyor yolcularımız. Böyle bir durumla karşılaşmıştım. Hastalanan yolcumuzu amirlerime bilgi vererek ambulansın girdiği güzergaha, çünkü trafik bazı saatlerde çok yoğun oluyor. Amirlerime bilgi vererek onu ambulansla ortak bir noktada ambulansa ulaştırdım. Daha sonra ertesi gün bana elinde çiçekle geldi. Ve bu durum beni çok mutlu etmişti. Ve buna benzer çok güzel tepkiler alıyoruz. Çok güzel yolcularımızla karşılaşıyoruz. Etlik'ten geliyordu otobüs. Bir kadın sürücü aracı kullanıyordu. Ve yolcular bindiler ve aynen şöyle kadın şoför bu şekilde tepkilerini vermişlerdi. Ve Etlik'ten Kızılay'a gelene kadar yüksek sesle 10 kişilik birbirini tanımayan vatandaş grubu dua etmişlerdi. Tekerle taş değmesin, Allah kaza bela göstermesin, Allah sana güç kuvvet versin kızım. Bu ne güzel cesaret. Yani aslında yaklaşık 3 yıldır da alışıldı kadın sürücülerin çoğalmasıyla ama buna rağmen yine de tepkiler devam ediyor diye düşünüyorum. Bir balık al mayınca, aman bir balık almayınca, biz buradan kalkmayız, aman gök kandil olmayınca, aman gök kandil olmayınca, aman aman Ali neredesin,
aman kaldıracağım neredesin? Aman benim gibi dertli misin? Aman aman Ali'm neredesin? Aman kaldıracağım neredesin? Birlikte araçlarımızın bir yakınına gidelim. Bakalım kadın sürücüler araçlarını ne kadar tanıyorlar. Evet sevgili izleyiciler, kadın sürücüler Ankara'nın yollarına dahil oldukları otobüslerin önündeyiz şu anda. Birinci bölgedeyiz ve birinci bölge şoförümüz Semra yanımızda. O nedenle otobüsünü ve iç aksamını bize Semra tanıtacak. Arkanızdaki solo araç benim aylık arabam. Aracımın aksamı ile ilgili size bilgi vermemi isterseniz içeriye geçelim. O zaman aracın içine geçelim. Birlikte. Aracımızın dış kontrolünü sağladıktan sonra içeri aksama bakıyoruz. İçerideki aksamda herhangi bir aksaklık var mı diye gerekli kontrolleri yapmak için başlıyoruz. Tutacaklarımıza bakıyoruz. Aksaklık var mı? Düğmemize bakıyoruz. Düğmeler yanıyor mu? Kapı lambalarına bakıyoruz. Tutacaklar yerlerindeyse stop lambalarımızda herhangi bir sıkıntı var mı diye bakıyoruz. Yerlerin temizliğini kontrol ediyoruz. Herhangi bir problem var mı? Körük kısmına bakıyoruz. Herhangi bir şey var mı? Bütün kontrollerimizi tek tek sağlıyoruz. LCD ekranlarımıza bakıyoruz. Çalışıyor mu? Yolcuların duyabileceği yükseklikte mi? Bunların hepsini, kontrollerini tek tek zamanla bunları gerçekleştiriyoruz. Sürüş için gerekli hazırlıkları yapmak adına kabinime geçiyorum. Önce kendi sağlığım için koltuğumu ayarlıyorum. Koltuğumun ayarından emin olmaya çalışıyorum. Flamam çalışıyor, klimam çalışıyor. Kapılarımı kontrol ediyorum. Kapılarımı kapatıyorum. Herhangi bir aksaklık bulunmamaktadır. Vadilyatörüm çalışıyor ve kameramın dördü de şu an çalışmakta. Kapımı kapatacağım ve sürüşe hazırız. Kendi güvenliğim için kabinimi kapatıyorum. Ve sürüşümüze başlıyoruz. Kadın sürücüler aranıza dahil olduktan sonra erkek personelin buna bakışı nasıl oldu? Nelerle karşılaştınız? Erkek sürücülerimizin içerisinde mutlu olan da oldu. Yani biliyorsunuz kadın sürücülerin, kadının olduğu yerde ortamın naifliği, kadının ortama katmış olduğu değeri bilen sürücülerimiz sevindi tabii. Ama bununla birlikte erkek egemen bir meslekte çalıştığımız için çekinceleri olan arkadaşlarımız da vardı. Fakat zaman içerisinde birlikte bir aile gibi çalışmayı öğrendikçe şu an tamamı kadın arkadaşlarıyla birlikte çalışmaktan son derece memnunlar. Peki son bir soru soracağım size. 3 kadın personel aranıza dahil olduktan sonra burada fiziki olarak neler değişti? Onların daha rahat edebilmesi için. Öncelikle kendi aralarında yer yer samimiyetten kaynaklanan daha kaba espriler kadın personelleri olduğu için daha da yumuşamaya başladı. Artık üslupları daha naif, birbirleriyle şakalaşırken dahi yanında kadın arkadaşları olduğunu bildikleri için daha tertipli, daha düzenli bir halde çalışıyorlar. En büyük değişiklik o oldu. Erkek personellerimiz daha fazla olduğu için tüm çalışma sistemimiz de bizim erkek arkadaşlarımıza göre ayarlıydı. Fakat kadın arkadaşlarımızın dahil olmasıyla birlikte hareket noktalarında onların da temel ihtiyaçlarını karşılayabileceği, onlara da yaşam alanı olabileceği imkanlar sunma noktasında da elimizden gelen çabayı sarf ettik. Ve şu an itibariyle onlar da temel ihtiyaçlarını diğer arkadaşları gibi rahatlıkla karşılayabilecek koşullarda çalışıyorlar hali hazırda. Bunu teyit alalım Semra Hanım'dan. Müdür Bey'in anlattıklarından sizler neler hissettiniz? Bu değişiklikler sizi çok rahat ettirdi mi? Evet, gerçekten de inanılmaz güzel bir ortam var.
Ben bu konuda müdürümüze, şefimize, amirlerimize gerçekten teşekkür ediyorum. Bulunduğumuz ortam gerçekten kıymetli bir ortam. Biz burada bir aile gibiyiz. Bir telefonla ya da bir ufak bir cümleyle bile istediğimiz her şey anında eksiksiz bir şekilde yerine getirilebiliyor. Ben bu konuda şahsım adına kendisine çok teşekkür ediyorum. Ve erkek personel arkadaşlarım da inanılmaz kibar. Hepsiyle bir abi kardeş diyeceğim çünkü biz orada bir aile ortamı yaşıyoruz. Ailemizle birlikte geçirdiğimiz zamandan çok durakta geçiriyoruz. Birlikte yemek yiyoruz, birlikte çay içiyoruz. Ben Tugay Ünlü, bir bölgede şoför olarak çalışmaktayım. 20 senedir bir bölgedeyim. Kadın şoförlerimizi de soracak olursanız, maşallah bizden iyi sürüyorlar, ediyorlar yani. Bunu diyebiliyorsunuz. Evet, yani içindeyiz. İçinde olduğumuz için gerçekten de tecrübeliler. Çok güzel bir şey. Yani onlarda gördüğünüz bir değeri itiraf etmeniz ve bunu saklamamanız çok erdemli bir davranış. Ben kutluyorum sizi. Yani gerçekten de onların adına gurur duyuyoruz yani. Ne diyelim başka? Çok güzel. Ve Semra ve arkadaşları çok şanslı burada böyle bakan arkadaşlarla çalıştığı için. Sizi tanıyorum. Ben Adem Dinsoy. Bir bölgede başşoförlükte şoför olarak çalışmaktayım. Kadın sürücü arkadaşlarımızdan aramızda aynı erkek arkadaşlar nasılsa aynı onlarla da o şekilde kardeş içinde bir abi kardeş olarak çalışmaktayız. Gerçekten onlardan gurur duyuyoruz. Bindikleri araçlarda her zaman için tertemiz, titiz davranıyor. Çok önemli değil mi? Evet, yani binen yolcular da olsun, kendi oturdukları kabin olsun, bulunduğu bölge olsun gerçekten çok temiz, çok titiz davranan kişiler. Bunları bilip de, görüp bilip de inkar eden arkadaşlarınız var mı? Ya şimdi olabilir yani insanlık hali bu. Yaşanan bir şey. Problem çıkarmak isteyen oluyor mu? Bizde değil de bazen yolcular şaşırıyor zaten. Şaşırıyorlar. Kadın şoförleri görünce ne şaşırıyorlar. Yani bizde yok sanmıyorum. Herkes memnun arkadaşlarımızdan. Peki 3 sene önce burada hiç kadın sürücü yoktu. Evet. İlk dahil olduğunda neler hissettiniz? Bir korkuya kapıldınız mı? Yok, korkuya kapılmadık. Aksine dedik ki ya gerçekten güzel bir şey. Niye diyeceksiniz? Şimdi toplu taşımda her kesimden insan olması gerekiyor. Sırf yani sadece erkekler bu işi yapacak değil, kadın sürücüler. Bugün tırda bilene, uzun yolda bilene kadın sürücüler var yani. Bu bizim için gurur verici. Çok teşekkür ediyorum ben sizlere. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Kolay gelsin. Sayın Genel Müdürüm, birkaç sorum olacak izninizle. EGO Genel Müdürlüğü olarak kadın sürücü istihdamında başlangıç sürecinden bu yana kurum olarak beklenen olumlu etkiyi gözlemlediğinizde hangi noktadasınız? 2020 yılında kadın sürücü alımına başladık. Önce kaygılıydık fakat sonra zamanla ne kadar güzel bir iş yaptığımızı gördük. İlk aşamada 10 kadın sürücü aldık. Daha sonra bu sayıyı arttırmak için çaba da sarf ettik. 153'ten gelen teşekkür mesajları ve bunun dışında zaman zaman benim yakın çevremden, arkadaşlarımdan beni telefonla arayarak kadın sürücü gördükleri zaman ne kadar mutlu olduğunu söyleyen arkadaşlarımın mutluluk ifadelerini gördüğüm zaman çok mutlu oluyorum. Yani bizim gerçekten güzel bir yüzümüz oldu kadın sürücüler. Özellikle 153'ten gelen bazı mesajlarda mesela akşam belirli bir saatte, geç saatte evine dönmek isteyen bir kadın yolcumuz otobüste kimsenin olmadığını gördüğü zaman biraz tedirgin olduğunu ifade ediyor. Ama kadın sürücüyle karşılaştığı zaman da çok huzurlu bir yolculuk yaptığını söylüyor. Burada 153 üzerinden bize düşüyor. Çok mutlu oluyoruz tabii. İzninizle sorularıma devam edeceğim. Özel yeteneği olan personelleriniz, yetenekleri istikametinde destek sağlıyor musunuz Sayın Müdürüm? Elbette. Yani biz kadın sürücülerimizle de erkek sürücülerimizle de özel yeteneği olduğu takdirde destek veriyoruz. Bunlardan bir örneği de şu anda aramızda olan Burcu Güvercin. Bu kızımızın özel bir yeteneği olduğunu duyduk, gördük ve bunu resim kabiliyeti olduğunu hissettikten sonra hemen bir aksiyon aldık. Güzel resimler de yaptığını görünce Kızılay Metro Sanat Galerisi'nde resimlerini sergileyebileceği bir ortam düzenledik. Direksiyondan Tuvale isimli bir resim sergisi düzenledik ve bir hafta boyunca Ankara halkının ziyaretine sunduk. Buksaş ve Ego birlikte bir Türk Halk Müziği korosu oluşturduk.
yeteneği olan personelimiz, sürücülerimiz, güvenlik personelimiz ve diğer personelimiz, meraklı olan, yeteneği olanları bir araya getirdik. Güzel bir koro oluşturduk. Ve müzik aleti çalan, enstrüman çalan arkadaşlarımızdan da faydalandık. Ve sonuçta da güzel bir konser verdik. Hatta ben de zaman zaman bu koronun çalışmalarına katıldım. Onlara destek vermeye çalıştım. Elimden gelen her türlü desteği de veriyorum. Peki yeni dönemde koro çalışmaları devam edecek mi Sayın Genel Müdürüm? Evet, yeni dönemde de devam edecek. Şefleriyle geçen hafta görüştüm. Yeni dönemde de bu çalışmalara devam edeceğiz. Ve fazlaca bir talep olduğunu da görüyorum. Kadın personellerinize pozitif ayrımcılık uyguluyor musunuz? Kadın personellerimize, yani aslında sürücülerimizin hepsine ayrımcılık uygulamaya çalışıyor. Ama tabii kadın sürücülerimiz büyük bir çoğunluğu evli, çocukları var. Dolayısıyla evlerine özen gösterebilmesi için, vakit ayırabilmesi için bu sürücülerimizin çalışma şartlarında biraz daha esneklik tanıyoruz bunlara. Evlerine yakın olan bölgelerde çalışmalarını sağlıyoruz. Aslında hemen hemen tüm sürücülerin evlerine yakın olan bölgede çalışmasını istiyoruz ama bazen buna ulaşamıyoruz çünkü 5 tane bölgemiz var bizim: Gölbaşı, Sincan, Mamak, Ankamol ve Macunköy. Ama şöyle bir talihsizlik var. Genelde şoförlük için müracaat edenler bir bölgeden müracaat ediyor. Bazı bölgelerde oturup da şoförlük için müracaat eden sayısı çok az olduğu için mecburen uzak yerlerden oraya takviye etmek zorunda kalıyoruz ama kadın sürücülerimiz için bunu kesinlikle uygulamıyoruz. Mutlaka evlerine yakın olsun istiyoruz. Yolculardan isterseniz devam edelim. Yolcularınız içerisinde engelli, kadın ve hamile olan yolculara kolaylık sağlayan uygulamalarınız nelerdir? Özellikle başkanımızın bir teklifi oldu. Akşam 19'dan sonra, hava karardıktan sonra kadın yolcularımızın bizim otobüs güzergahlarımızın gittiği yollarda istedikleri yerde durak harici inmesini sağladık. Bu da kadın yolcularımız için oldukça iyi oldu. Çünkü bazen geç saatlerde kadın yolcularımız ıssız yerlerde inmek zorunda kalıyorlar ama evlerine yakın yerde inmeleri için güzel bir uygulama oldu. Bunu da sürdürüyoruz şu anda. Bunun dışında engelli yolcularımız için biliyorsunuz otobüslerimizde asansör ve rampa var. Duraklarda Braille alfabesi var. Yine otobüslerimizde ön koltuklarda hamile ve yaşlı yolculara verilmesi için imkan sağlıyoruz. Mümkün olduğunca yaşlı, engelli ve kadın yolcularımıza destek olmaya çalışıyoruz. Sürücülerimiz için eğitimin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Başlangıçta çok seri şekilde eğitim veriyorduk fakat pandemi araya girince eğitimleri biraz daha Zoom üzerinden yapmaya başladık. O da çok istediğim kadar olmadı. Yüz yüze eğitimlerin çok çok faydasını gördük. Ama bundan sonraki süreçte yine Hizmet İyileştirme ve Kurumsal Gelişim Dairesi Başkanlığımızla işbirliği yaparak eğitimlere önem veriyoruz. Bundan sonra da eğitimlere devam edeceğiz. Personel istihdamında yeteneğin dışında aramış olduğunuz kriterler nelerdir? Bir kişinin çok iyi şoför olması istihdam için yeterli mi? Evet. Bir kişinin çok iyi şoför olması istihdam için yeterli değil ama en önemli unsurlardan birisi. Çünkü biz Ankara halkını bu arkadaşlarımıza emanet ediyoruz. İyi bir şoför olması, kurallara uyması önceliğimiz. Ancak bunun yanında bazı kriterlerimiz var. Sürücü olabilmek için en az lise mezunu olma şartını getirdik biz. 26-42 yaş aralığında olma şartını getirdik. D veya E sınıfı ehliyeti olmak zorunda zaten. Psikoteknik gibi, SRC gibi belgeleri istiyoruz. Bunun dışında da sürücü olacak kişilerden kılık kıyafetine özen göstermesi, saçına sakalına özen göstermesi, diksiyonuna ve konuşmasına dikkat etmesi gibi bazı özellikler de arıyoruz. Yani
Sürekli 850 bin kişiyle günde muhatap olan bu sürücülerimiz vatandaşlarla olan diyaloglarında bizleri temsil edebilmeli diye düşünüyoruz ve burada biraz seçici olmaya gayret ediyoruz. Son sorumu bu söylediklerinizle bağlayacağım o halde. Şu anda kaç kadın sürücünüz var ve bu kadın sürücülerde bu aradığınız kriterleri gözlemlediğinizde sizin için hangi noktada? 2800 civarında sürücümüz var. Bunlardan 50'si kadın sürücü. Amacımız kadın sürücü sayısını arttırmak. Bu bizim önceliğimiz. Fakat aradığımız kriterlerde bulamıyoruz kadın sürücü. Sınava gelenlerde elbette ki işte lise mezunu olması, şu yaş aralığında olması vesaire onlar tutuyor ama çok deneyimsiz olanlara da bazen Ankara halkına emanet etmekte tercih edemiyoruz. Keşke kadın sürücü sayısı artsa ve kadromuzun yarısı kadın sürücü olsa bundan büyük mutluluk duyacağım. Ama kadın sürücülerimiz aradığımız kriterlere uygun ve bizi çok iyi bir şekilde temsil ediyorlar. Konuşmamın başında da söylediğim gibi geri dönüşlere baktığım zaman kadın sürücülerden çok daha fazla olumlu geri dönüş alıyorum. Bu da beni çok mutlu ediyor. Bizler de kadın sürücülere böyle güzel desteklediğiniz için, bu istihdamı sağladığınız için biz teşekkür ediyoruz. Programımıza katkılarınızdan dolayı da teşekkür ediyoruz Sayın Genel Müdürüm. Ben de sizlere çok teşekkür ediyorum. Bu güzelliği tanıtabildiğiniz için ve anlatabildiğiniz için emeklerinize sağlık. Bu güzelliğin mimarı sizlersiniz. Bizler çok küçük bir kısmını gösterebildik sadece. Çalışmalarınıza başarılar diliyorum Sayın Genel Müdürüm. Çok teşekkür ediyorum. Ben de sizlere kolaylıklar diliyorum. Şimdi yanımızda Ego 2. Bölge Kadın Sürücüsü Demet Şahin'in eşi var. Sizi tanıyabilir miyiz? İsmim Servet, Servet Şahin. Demet Şahin'in eşiyim. Servet Bey, siz nasıl karşıladınız eşinizin sürücü olmasını? Gayet olumlu bulduk. İlk zamanlar zorlanmıştı. Onu motive etmeye, moral vermeye, destek vermeye özen gösterdik. Biz onunla gurur duyuyoruz. Demet Hanım'ı tanıdığınızda onun bir zamanlar 6 milyon nüfuslu Ankara'nın yollarında böyle büyük araçları kullanacağını hiç hayal etmiş miydiniz? Hiç düşünmemiştim. Aklımızın ucundan bile geçmemişti. Bunu bütün kadınların da başaracağına inanıyoruz. Peki aile içerisinde tepkiler aldınız mı? Yok. Daha çok olumlu yönde oldu. Destekleyici oldu. Peki eşinin bu desteği karşısında Demet Hanım neler söyler? Mutluyum. Yani bir şey diyemiyorum. Mutluyum. Herkesin destek vermesi benim için gurur kaynağı. Eşinin çalışmasını, başarısını takdir eden bir eş örneği var şu an karşımızda. Aynen. Kendini şanslı hissediyorsun. Şanslıyım, evet. Çocukların peki bu duruma nasıl bakıyorlar? Çocuklarım, onlar da bana destek. Daha çok daha seviniyorlar. Anne nasıl yapıyorsun? Anne işte otobüste nasıl duruyorsun? Geldiler, gördüler, o şeyleri gitti yani. Şimdi de yanımızda Ego 4. Bölge Kadın Sürücülerinden Hatice Çelikel ve ailesi var. Eşinizi tanıyalım hemen ilk önce. Merhabalar, ismim Barış Çelikel. Hatice'nin eşiyim. Hatice Hanım'ın bu mesleği yapmasını nasıl karşıladınız? Önce tedirgindim. Araç kullanmak ayrı bir şey, meslek olmak ayrı bir durum. Şoförlük mesleği ayrı bir konu. Ama sonra bu tedirginlikler gitti. İşi de başardığını gördük. Mutluyuz şimdi. Aldığım duyumlara göre sizden önce elti ve kayınvalide desteğini almış Hatice Hanım. Evet, biz zaten biraz daha bu konuda istemiyorduk aslında. Yani zor iş yapamazsın. Yani 6 milyon nüfuslu bir yerde, günlük nereden baksanız 800 bin arası bir yolcu taşınan bir yerde bu işin zor olacağını söylemiştim ama bu konuda da bizi yanılttı. Sağ olsun, yüzünün akıyla çıktı bu işten. Çok güzel. O zaman hemen bir LT'ye dönelim. Sizi tanıyabilir miyiz? Merhaba, ismim Yeliz Çelikel. Ev hanımıyım. 5 çocuk annesiyim. Hatice Hanım'a bu süreçte en büyük desteği siz ve kayınvalideniz vermişsiniz. Evet. Zaten hani kendisi eltim oluyor. Hep hayaliydi. Sürekli araç kullanmayı seviyordu. Ve hayalini gerçekleştirdiği gün hepimiz ağladık yani. Hem işine, hem eşine, hem çocuğuna aşık bir kadın diyebilirim. Ne kadar güzel bir eltiden bu sözleri duymak. Vallahi tebrik yani, ediyorum. Çok şanslısın Hatice bu arada. Gerçekten. Hem evinde hem işinde çok başarılı. Siz gerçekten elti misiniz? Evet, gerçekten eltiyiz. Gurur duyuyoruz kendimizi. Bütün eltilere örnek olması dileğiyle bu davranışınızın. Bir de ufaklığa bakıyorsunuz aynı zamanda. Evet. Hatice'ye hem desteksiniz hem de aynı zamanda evladına bakarak evet, en büyük desteği dedim, sağlıyorsunuz. Yani sen bu işte varsan ben de senin arkandayım dedim. Yani. Çok teşekkür ediyorum ben. Ben de teşekkür ederim. Size de çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz bu program için, katkılarınız için çok sağ olun. Kadınların başarısını insanlara
ve topluma göstermeniz bize ayrıca gurur veriyor. Teşekkür ederiz. Az önce Sayın Genel Müdürümüze de söylediğim gibi burada çok büyük bir başarı var ama biz sadece çok küçük bir kısmını gösterebiliyoruz maalesef. Bu başarının mimarlarından biri de Hatice. Hatice, sen de ailene neler söylemek istersin? Yani gerçekten ailem arkamda olduğu için güçlü hissediyorum. Yani daha da ilerleyeceğime inanıyorum. Yani onlara çok teşekkür ederim, onları çok seviyorum. Onlar da seni çok seviyor, gördüğünüz gibi. Sinerji! İşte kadının gücü. EGO Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren otobüs işletmelerinin 2000'den fazla sürücüleri var. Bunun içerisinde 50 kadın sürücü personeli vardı ve biz 5 kadın sürücüyü ağırladık. Onların tüm çalışma koşullarını ve çalışma koşullarının yanı sıra mesleklerinin kendilerine kattığı güzellikleri ekrana taşımaya çalıştık. Ankara'nın trafiğinde Ankara halkını sevdiklerine kavuşturan, yolcuları varmak istedikleri yere kavuşturan EGO personeline çok teşekkür ediyoruz. Elimizden geldiğince en güzel şekilde ekrana taşımaya çalıştık. Bu alanda emeği olan herkese yürekten teşekkürler. Sinerji yolculuğuna devam edecek. Hoşçakalın. Sevdiğine verseler esmer gaday ben alayım. Sevdiğine verseler.